huzur sözleşmesi yaşatır pankartının hemen yanı başında katledildi. HDP'nin tüm parti binalarına astığı bu pankartta aylardır iktidar hedefindeydi. Üzerinde 2021 yılının ilk 3 ayında katledilen 88 kadın isimlerinin bulunduğu bu pankart pek çok ilde polis tarafından indirilmeye çalışıldı. Deniz'in bu pankartın ardından katledilmesi tesadüf değil. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bizler bu memlekette olumlu bir şekilde birlikte yaşamayı, yani barışı, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü, dayanışmayı savunanlarız. Çin! Çin! Azali! Çin! Çin! Azali! Çin! Çin! Azali! Çin! Çin! Azali! Sözleşmenin karşısında duranlar kadın düşmanlığını, savaşı, ölümü, nefreti körükleyenlerdir. Bu çürümüş mafya iktidarı ne zaman krize girse bu ülkenin demokrasi güçlerine saldırılar meydana geliyor. Bugünlerde bu kadın düşmanı, hak düşmanı iktidar ve ortakları kendi kokuşmuş iç krizlerini artık yönetemiyor. Haftalardır kullanıp attığı bir mafya çetesinin itirafları dahi iktidarlarını sarsıyor. Bu krizi aşmak için yine toplumun demokrasi güçlerine ve kadınlara saldırıyorlar. İzmir HDP binasına saldırı da, Deniz'in katledilmesi de, kadınlara yönelik saldırıların artması da bu nedenledir. Koş İzmir! Karşı! Omuz omuza! Koş İzmir! Karşı! Omuz omuza! Koş İzmir! Karşı! Omuz omuza! Günlerdir iktidar mafya kapışmasının tam merkezinde de kadın düşmanlığı yer alıyor. Kadın bedenini nesneştirerek şiddete açık hale getiren iktidarın İstanbul Sözleşmesi ile tabii ki doku uyuşmazlığı olacak. İstanbul Maltepe'de İstanbul Sözleşmesi için yapılan mitingi selamlıyoruz. Barıştan, eşitlikten, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Kadın mücadelesi devlet mafya ittifakına karşı büyümeye devam ediyor. Mafya çete iktidarına bir kez daha söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara inileceksiniz. Deniz'in ve katledilen tüm kadınların hesabını soracağız. Çünkü biz kadınlar dayanışmayı büyütüyor, din, dil, ırk, cinsiyet, yönelim fark etmeksizin yaşamı savunuyoruz. Çünkü biz bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Bir kişi daha!